Merhabalar. Carilerimizde diğer risklerimizi nasıl tanımlar ve nasıl kullanırız? Bunun için öncelikli olarak klavyemizden F10 veya Diyalogos üzerine tıklayarak arama alanımıza, sistem yazmamız durumunda sistem parametreleri ekranımızı çalıştırır. Burada carilerimiz için tanımlanmış olan risk limiti parametrelerinin değişikliğini sağlamamız gerekmektedir. Arama alanına risk yazarak carilerde tanımlayacağımız risk kontrollerinin yapılıp yapılmaması durumunun evet olması gerekmektedir. Daha sonrasında ise bir önceki videomuzda da bahsetmiş olduğumuz cari risk tanımlamasında neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgilerin mevcut olduğunu ve burada o bilgiler dahilinde değişikliklerimizi sağlayabileceğimizi biliyoruz. Buradaki kontrolümüz evet olması durumunda yeni bir sekme açıp cari kart listemize gelerek buradan F4 ekle komutu ile yeni bir cari ekleyip tanımlama işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimiz gibi mevcut cariler üzerinde de güncellemeler sağlayabilmekteyiz. Değiştirmek istediğimiz cari seçimini yapıp F5 değiştir ile cari kart bilgisine gelerek burada risk bilgileri sekmesinde bulunan risk tanımlamalarımızı gerçekleştirebilmekteyiz. Açık hesaplar için kullanacağımız risk limitlerimiz dahilinde oluşturulmuş olan yeni diğer risk seçeneklerimizde carimizde yapacağımız işlemlerde kendi çek ve senetlerinde girilecek olan değer ve devamında oluşturmuş olduğumuz değer sonrasında eğer ki limitin aşılması durumunda işlemimize devam edebileceğimizi veya uyarı vereceğimizi veya işlemi durduracağımızı gibi tanımlamalar yapılması durumunda yapılacak işlemlerde karşımıza uyarı ekranlarının gelmesi sağlanılabilmektedir. Diğer risklerimizin karşımıza nasıl geldiğini inceleyelim ve her biri için bir risk limiti belirleyelim. Daha sonrasında yapacağımız bu risk limitlerimizde işlemlerimizde uyarı vereceğimizi, örneğin müşteri kendi çekini girmesi durumunda işlemi durduracağını veya devam etmesi gerektiği gibi tanımlamalarımızı gerçekleştirdikten sonra yüzdeler alanında ise gireceğimiz çek ve senetlerde kendi çeklerimiz, müşteri kendi çeki veya müşteri cirolu çek ve senetlerine dahil yüzdesel değerler mevcuttur. Burada gireceğimiz örneğin 50 değeri girilecek olan çekin tutarından tanımlamış olduğumuz risk limiti değerinin %50'sine düşmesi gerektiğini ve düşen tutar sonrasında risk değerlemesinin yapılması gerektiğini tanımıdır. Nasıl işlediğini görmek istediğimizde ise bu tanımlamamızı kaydedip ilgili bilgilerimizi tamamladıktan sonra yeni bir sekme açarak çek senet listesine gelip buradan çekimize ait carimize tanımlamış olduğumuz çek girişlerinde 500 TL'lik bir limit gibi tanımlamamızdan sonra çek girişinden kendi çekimizi seçip ilgili carimizi seçip daha sonrasında elimizdeki çekin değerlerini belirterek örneğin 1500 TL'lik bir çek çıkışı yapacağımızı daha sonrasında banka bilgilerimizi de girdikten sonra çekimizi F2 kaydet dememiz durumunda karşımıza cari kart risk limiti aşılmıştır gibi bir uyarı verecek. Bu uyarı da kendi çek ve senedimizin limitinin 500 olduğu ve ilgili 1500 liralık çekimizin risk limitinin %50'si tutarında, çekin tutarından düştüğü ve hala limit aşımı olduğundan uyarı ekranı gelmektedir. Bir de carimize gelip tekrardan değiştir işlemini yapıp müşteri çekimizi ve senedimizi girmemiz durumunda ise işlemi durduracağını, müşteri kendi çekinde ve senedinde ise oranımızın %100 değerinde geleceğini belirtip, yani buradaki riskinde tanımlamış olduğumuz 500 değerini %100 olarak görmesi gerektiğini tanımlayıp F2 kaydet dememiz durumunda ve çek senet listesinden yeniden bir çek girişi olarak müşteri çeki girmek istediğimizde ilgili carimizi seçip çekimizdeki bilgileri girip buradan 1000 liralık bir çek girişi yaparak ve banka bilgilerimizi belirterek işlemimizi F2 kaydet dememiz durumunda bize cari kart risk limiti aşıldığı için işlemimizin engellendiği şeklinde uyarı verecektir. Bu şekilde risk limitlerimizi takip edebilmekteyiz. Aynı zamanda yeni bir sekme açarak toplu bilgi güncelleme ile
Fiş türünde seçeceğimiz cari hesap kartlarımız için yapılacak değişiklik özelliğinde risk limitlerimizi toplu olarak güncelleyebilmekteyiz. Tüm bu tanımlamalar yapıldıktan sonra yeni bir sekme açıp arama alanımıza cari risk yazarak cari kartlarımızdaki risk kontrol raporu ile seçeceğimiz cari kod listesinden tek bir firma seçip veya birden fazla firma seçimi yaparak limit kontrolümüzün limiti geçenler, geçemeyenler veya tümü şeklindeki limit kontrol şeklini belirleyip ve bunun dahilindeki limit kontrollerimizden istediğimiz kontrolü aktif edip veya pasif ederek F2 ekran dememiz durumunda karşımıza seçilen firmalar dahilinde risk limitlerini, buna bağlı girilen bakiyeleri ve farkları karşımıza gelecektir. Bu rapordan da cari takip işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz.